Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kakao'lu ıslak kek hazırlıyorum. İlk önce sosunu hazırlayacağım. 2 su bardağı sütüm var. bir buçuk yemek kaşığı kakao ekledim. 2 yemek kaşığı da şeker ekleyip karıştırıyorum. Bu şekilde bakın kaynadı. Kaynadıktan sonra hemen ocağımın altını kapatıp kenara alıyorum. O sırada da kekimi hazırlıyorum. 2 tane yumurta kullanacağız. 1 su bardağı şeker ekliyoruz içerisine ve mikserimizle güzelce çırpıyoruz. Böyle yumurtaların rengi açılıp bakın bu şekilde kıvam alana kadar çırpıyorum ve mikserle çırpmayı bırakıyoruz. İçerisine şöyle 1 su bardağı süt ekliyorum, 1 su bardağı sıvı yağ. Bütün malzemelerim oda sıcaklığında. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırmayı devam ediyoruz. Böyle yumuşacık. Güzel bir kek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Toplamda da 2 su bardağı un kullanıyoruz. Unumu ekledim. Güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Son olarak da bir paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Kek harcım hazır. Ben kek harcımı hazırlarken de sosum kenarda soğuyor kalıbımı daha önceden yağlayıp unlayıp dolaba kaldırmıştım şöyle kare bir borcam kullanıyorum evinizde bulunan her türlü kalıbı kullanabilirsiniz fark etmez şöyle bir düzeltiyorum düzelttikten sonra da önceden ısıtmış olduğumuz 175-180 derece fırında pişiriyoruz pişme süresi fırınınıza göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin fakat ilk 25-30 dakika fırınınızın kapağını açmamaya özen gösterin Kekim hazır. Fırından çıktıktan sonra hiç beklemeden böyle üzerine çatalla delikleri açıyorum ve sıcak kekimin üzerine daha önceden hazırlamış olduğum sosun tamamını boşaltıyorum. Siz de göreceksiniz videonun sonunda sosun tamamını içerisine çekiyor zaten. Sosunu da boşalttıktan sonra dinlenmesi için kenara alıyorum. Dinlendikten sonra da dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben ılıyıp soğumasını bekledim. Şöyle kenarından da iki dilim çıkarıp size yakından yumuşaklığını, kıvamını göstermek istiyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Videoların altına böyle küçük bir yorum bırakır ve beğenirseniz de çok çok sevinirim. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.